temel olarak Maltepe Belediyesi'nin yaptığı ikinci Maltepe Ekonomi Forumu bu. Her bir forumun özel konusu ve amacı vardır. Ama bu Türkiye ekonomisinde hiç değişmez. Bu değişmeyen konu yüksek enflasyondur. Değişmeyen konu işsizliktir. Yapışkan işsizlik ve değişmeyen konu ekonomik krizdir. Dolayısıyla bu yılki tema bunlar çerçevesinde olmakta. Bir de yenisi eklendi tabii, bu enerji krizi. Aslında enerji krizi enerjinin yokluğundan kaynaklanan veya kıtlığından kaynaklanan bir şey değil. Sadece fiyatlamasından, yani enflasyon etkisinden kaynaklanan bir yapısal dönüşüm. Dolayısıyla en son tema da enerji olacak. Ve hep beraber işte makroekonomik dengelerin, enflasyonun ve enerjinin tartışıldığı bir platform olacak. Sorunların tartışılmasıyla ve çözüm yollarıyla beraber sunulacak. En güzel yöntemi de odur. Çeşitli ülkelerden katılımcılar var, bizi sevindiren, en azından hani Türkiye'ye dışarıdan bakan ve enerji uzmanlarının da katıldığı birkaç program olacak. Bu yönden sevinçliyiz ama makro dengelerin bozulmasından dolayı tabii üzülüyoruz. Biliyorsunuz enerji tamamen uluslararası ticaretin temel taşlarından bir tanesidir, kendiniz üretmiyorsanız. Evet. Bu kapsamda detaylı araştırmalar ve çözüm yolları sunulacaktır diye umuyorum. Siz de bahsettiğiniz emtialar üzerinde bir takım sorunlar yaşanıyor. Tedarik zincirlerinde dünyada kırılmalar yaşandı. Buna da bir bakış açısı getirilecek diyebilir miyim? Kesinlikle. Zaten hani makro dengeleri tartıştığınızda enflasyon, işsizliği ve benzeri. Hı-hı. Bunun detayına iniyorsunuz. Yani mikro bazda veya finansal ekonomide. Emtia fiyatlarının gelişimi, arz zincirindeki kırılmalar, pandemiden sonra yeniden piyasalarda ayarlama maliyeti dediğimiz yaklaşımlar, bütün bunlar tartışılacak. Ve biliyoruz ki ekonomist olarak bu ayarlama maliyeti çok yüksek olacak. Yani yeniden dizayn edilme maliyeti diyelim buna. Ve zaman alacak. Bu süreyi kısaltmak için yeni politikaların ne olması gerektiği, belki de hükümetin alması gerektiği önlemleri de burada tartışacağız. Umarım dinlerler.